Sevgili dostlar, borçlanma konusunda iki önemli konuya değinmek istiyorum. Birincisi askerlik borçlanması, ikincisi doğum borçlanması. Biliyorsunuz askerlik erkeklere özgü bir hizmet. Yani erkekler asker alınıyor ülkemizde. Eğer prim ödeme gün sayınızda eksiklik varsa askerlik borçlanmasını mutlaka yapın. Çünkü emekli olmak için 3 şartımız var. Prim ödeme günü, sigortalık süresi ve yaş. Mesela 1978 yılında işe girmiş bir erkeğin emekli olması için 5000 güne ihtiyacı var. Ama günü 5000 değil, öyleyse 5000 günü tamamlayacak kadar askerlik borçlanması yapabiliriz. İkinci özelliği de şu. Eğer önce askere gittik, sonra sigortalı olduysak, askerlik borçlanması yaparsak sigorta başlangıç tarihimiz borçlandığımız süre kadar geriye gelir. Yani bu şu demek, emeklilik yaşımızı bir yaş öne getirir. 50'de değil 49'da, 49'da değil 48'de emekli olmamızı sağlar. Bu sebeple eğer gün sayınızda eksiklik yoksa, askerliğinizi sigortalı olduktan sonra yaptıysanız borçlanmanıza gerek yok. Bu anlamı söyleyebiliriz. Bu arada ifade edelim. Eğer emekli sandığı iştirakçısıysanız, yedek subay olarak askerlik yapmışsanız, zaten o yedek subaylık döneminizde sizin adına prim ödendi, SSK'lıysanız da ödendi, bağ kuruluysanız da ödendi. Ama o hizmetler için askerlik şubeden alacağınız bir askerlik belgesiyle emekli sandığına başvurarak hizmetlerinizi ilave ettirmeyi de asla unutmayın. Bir de doğum borçlaması var. Tabii kadınlara mahsus bir şey. Kadınlar sigortalı olduktan sonra doğum yapmışlarsa ve bu doğumları süresinde çalışmayıp prim ödenmemişse her bir doğumda 2 yıl olmak kaydıyla en fazla 3 çocuk için yani toplam 6 yıl 3 çocuk için 6 yıl borçlanma hakkına sahibiz. Prim ödeme gün sayısında eksiklik varsa bu kadınlar için önemli bir borçlama çeşidi. Çünkü bizim ülkemizde kadınlar genelde baba evinde çalışırlar, evlendikten sonra çalışmazlar veyahut da çocuk yaptıktan sonra çalışmazlar. Yani geçmiş yıllarda hizmetleri var ama emekliye yetersiz kalıyor. Bu doğum borçlanması yaparak daha erken emekli olmak hakkına sahip olacaklar.